Yeni bir Söz Milletim programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yine sokaklardayız, milletimize mikrofon uzatacağız. Efendim merhaba. Güneş merhaba. Varken bir anda yağmura döndü hava. İstanbul'da aniden dolu yağdı. Size göre bunlar normal mi? Vallahi mevsim şartlarına göre normaldir tabii. Şu anda sonbahara geliyoruz. Normaldir. Eskilerden her mevsim mevsimliğini mi yapardı? Ya tabii her dört mevsim belliydi ama şu anda belli değil artık. Ne zaman ne olacağı belli değil. Meteoroloji uzmanları Kasım'ın ilk haftasına kadar havanın sıcak gideceği yönünde bazı bilgiler paylaşıyor, öngörüler paylaşıyor. Eskiden Kasım ayı dediğimizde kar yağmaya başlardı. Tabii yani Eylül 15'i veya Ekim dediğimizde biz mutlak sobaları kurardık. Ama şu anda kışın 12. ayda bile kurmuyoruz. Yani sobalarımızı yakmıyoruz, rahat rahat durabiliyoruz. Değişti şartlar yani belki. Hava şartları değişik. Küresel ısınma denilen konudan haberiniz var mı? Ya elbet tabii. Şimdi haberimiz var mı derken elbet var. Bu kadar sanayinin çoğalması, teknolojinin çoğalması, bunlar üretimden çıkan gazlardan dolayı değişiyor hava. Evet. Yaşadığınız en sert kış hangi yılda hatırlayabiliyor musunuz? En son 85 olabilir. 84-85. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Evet. O zaman çok güzel kar yağmıştı. Hatta bütün yollarda kapanmıştı. İşe bile gidememiştik yani. Öyle hatırlıyorum. Şimdi kar yağdığı zaman mikropları kırar derler. Ya şimdi tabii bilim adamları, bunu bilenler konuşuyor. Biz de öyle inanıyoruz yani. Oldukça kar ve soğuk hava mikropları elbet kırıyor. Veya üremesini engelliyordur yani. Bu yine kurak sayılabilecek bir yazı geride bıraktık. Barajlarda da doluluk oranı düştü. Gerek İstanbul, Bursa, yurt genelinde benzer durumlar söz konusu. Doğru. Elbet. Yani bilmiyoruz. Şu anda o açıdan tabii meteoroloji ile ilgilenen arkadaşlar daha iyi biliyorlar o şartları. Biz bu vatandaş olarak yaşadığımızı bile biliyoruz. Ne olur, yarın ne olur bilmiyoruz. Sıkıntı olur yani tabii. Yağmur yağmazsa baraj yapsan da bir şey ifade etmez. İlla bir yağmur oraya şart. Peki siz evden çıkmadan önce hava durumunu kontrol eder misiniz televizyonda? Ederiz, takip ederiz. Tabii. Ben bugün mesela ara ara böyle sağanak yağmurun yağacağını biliyordum. Yani o şekilde çıkmıştım. Ama sıcak. Yani oldukça sıcak. Evet. Peki her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Başka bir konuya geçmek isterim izninizle görüşünüzü almak için. Türkiye tabii ki tarafını belli etti ama Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir çatışma var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu bizim yıllar yılı olan bir sorunumuz. Yeni bir sorun değil. Yani bilmiyorum ama belki de yüzyıllar boyu süren bir olay. Tabii ki bu devam eder. İnsanlık arasında olağan şeyler bunlar. Bence haklı olan kazanır inşallah. İnanıyorum yani. Azerbaycan haklıdır. Peki bazı görüşlere göre havanın çok aşırı sıcak gitmesi depremi de tetikler. Bu yönde bilimsel olmasa da bazı görüşler var. Geçtiğimiz günlerde de bir deprem yaşadık. Şimdi ben onu 99 depremiyle şöyle kendim özel olarak Avcılar'da yaşadım. O gece inanın 3'e kadar yani 2.30'a kadar sıcaktan yatamamıştık. O arada kendimizden biraz geçince maalesef 3'e 5 kala veya 3'e 5 o civarlarda o deprem hasıl oldu. Doğrudur, inanıyorum yani. Ben şahsen inanıyorum yani. Peki havanın sıcak seyretmesi, kışın ılık geçmesi faturalara olumlu yansıyor mu? Yansır. Ekonomik olarak ben yansıyabilir ama fakat başka bir yerden eğer böyle yağmurlar yağmaz, kar yağmazsa öbür tarafta büyük sıkıntılar çekeceğiz. Yani susuzluk yani bir kuraklığa doğru götürebilir bizi yani. Bir yandan İstanbul'un bir şeyi ifade etmez. Bir yandan kuraklık tehdidi var. Bir yandan tabii. Sert geçen kışlarda yüksek gelen ısınma faturaları. Evet ya tabii o zaman artık yapacak bir şey yok. Dışarıdan bunları dolarla aldığımız için biz mecburen bu da bize yansıyor. Ağır geliyor ama ödemek zorundayız. Bir vatandaş olarak ödemek zorundayım yani. Ben kendim şahsen yadırgamıyorum, ödüyorum. Kendin üretmediğin bir mal pahalıdır bence. Peki siz kışa hazırlık yaptınız mı? Valla bizim bir hazırlığımız yok. Ben emekli bir insanım. Devlet bize ne veriyorsa, ne öngörüyorsa biz onunla geçinmek zorundayız. Bir kuruş fazla harcarsak yani borçlanırız. Onun için ben o parayla yetinmeye çalışıyorum. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Yağmura yakalandınız mı? Yakalandık usta.
Böyle bir yağmur bekliyor muydunuz? Hiç beklemiyorduk, ani oldu ya. Süper hücre diye bir sistem bu. Hiç duydunuz mu? Yok, duymadım. Neymiş abi? Aniden böyle oluşan bir hava sistemi şiddetli bir yağış bırakıyor, dolu bırakıyor, geçiyor. Küresel ısınmayla alakalı olabilir mi? Olabilir. Ama burada bilmiyorum, Türkiye'de pek küresel ısınmayla bir alakası var mı? Hani burası bir fazla fabrika olan bir ülke değil. Hani Almanya'da çoğunlukla öyle de, ama burada aniden olduğu için bir de 32-33 dereceye geldik, yani yakalandık burada. Pat diye yağmur yağınca veya dolu da yağdı, yani bayağı şiddetli. Yani biraz ilginç oldu yani. Ani oldu. Kaç gün oldu Türkiye'ye geleli? Türkiye'ye geleli 2 hafta oldu. Ne kadar kalacaksınız da? Yarın inşallah yolculuk başlıyor geriye. Gezmek amaçlı mı? Tatil amaçlı mı? İşte Ankara'ya indik. Ondan işte İç Anadolu'yu biraz gezdik. Sonra Artvin'e doğru gittik işte. Arabamız vardı. Artvin'den doğru işte daha Zonguldak, İstanbul'a kadar geldik. Karadeniz turu yaptık yani açıkçası. Keyifli miydi? Oo, hem de nasıl. Hem de nasıl. Siz Almanya'da mı doğup büyüdünüz? Almanya'da doğdum, büyüdüm. Peki siz de sürekli her yıl Türkiye'ye gelir misiniz? Senede Allah izin verirse 6-7 defa geliyoruz yani. İyiymiş yani. Allah aşkına. Peki Almanya'da yaşamak nasıl? Almanya'da yaşamak yani nasıl diyeyim, bir şekilde rahatsınız yani, ama işte orada kazanacaksın, burada yiyeceksin derler. Yani gurbetçi olmak zor mu? Ya, gurbetçi olmak eskisi gibi değil. Yani bizim babamızın, dedemizin çektiği kadar değil. Onlar çünkü geldiği zaman bir avuç insandı yani, bir avuç Türktü. Yani şu an hani din düşmanlığı da çoktu, Türk düşmanlığı da çoktu. Şu an ama işte gördüğümüz gibi bizim mahallede nereden baksan, yalan olmazsa 2000 tane Türk vardır yani. Vardır. Abi, bizde yabancılık yok yani. Herkes, hani küçük İstanbul gibi bir yerde kalıyoruz diyebiliriz. Duisburg'da. Peki Almanya'da ne iş yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Normal işçiyiz bir fabrikada. Öyle almışan bir şey değil yani. Şartlar zor mu, çalışma şartları? Şartlar zor mu? Ben sırf gececi çalışıyorum. Haftada 5 gün. Öyle işte 2-3 sene olacak. Öyle zor yani. Ya öyle normalde... Nasıl diyeyim ben size? Burada gördüğüm kadarıyla bazı insanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. Gerçekten bu zor ya, güneşin altında falan. Biz de kapsam alanda, yani kapalı alanda klimalı çalışıyoruz. Belki biraz hızlı çalışıyoruz buradakilerine rağmen, ama yine yani Allah'a şükür yine iyi yani. Yine iyi de zor, biraz zor oluyor tabii ki. Gececilik daha doğrusu zor oluyor. Sırf gececi çalıştığınız zaman, yoksa bir şey olmaz ya. Her türlü çalışılır yani. Anladığım kadarıyla spor da yapıyoruz. Ya spora işte tekrar yeniden başladık. Bir sene mola vermiştik. Arkadaşlar Allah razı olsun biraz destek çıktı, motive etti. İzin derken falan filan. İyi oldu yani bize. Profesyonel manada bir sporla uğraşıyor musunuz? Profesyonel manada uğraşmıyorum. Yok. Gerekmiyor yani. Zamanım bile yok. Peki siz Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsünüz? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki bu Karadeniz turunda neler yaşadınız? Yollar nasıldı? Yollar tabii tuhaf. Rize falan çok ilginç yolları vardı yani. Issız yerler çoktu. Ama gerçekten Rize, Trabzon şahane yani ya. Şahane. Şahane yerler yani. Herkese tavsiye ederim. Belli aralıklarla Türkiye'ye geliyorum dediniz. Bu her gelişinizde bir farklılık görüyor musunuz? Yani bir gelişim görüyor musunuz? Gelişim görüyor muyum? Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da herhalde her hafta bir ilerleme var. Öyle görüyorum. İşte ben yalan olmasın bir sene falan Zonguldak'a uğramadım. İşte şimdi gittik işte Zonguldak'a en son geldiğimizde. Diyebilirim yani Zonguldak'ta bir gelişme olmuş. Yani işte ne bileyim, sahil kenarına 4 minare cami falan. Hala tadilatı veyahut da bizim Taksim'deki cami olsun. Yani var yani her türlü ya. Gelişme her yerde var. AK Parti çalışıyor. Allah razı olsun onlardan. Hiç Marmara'yı kullandınız mı? Çok kullandım. İlk açıldığına geldim yani. Biz öyle hevesliyizdir yeni şeylere gelmeye. İşte köprüler olsun veya Marmara, Avrasya Tüneli falan. Bizim için bunlar ön plandadır yani. Peki yeni havalimanı kullandınız mı? Kullandım. Nasıl? Güzel mi? Ya işte çok büyük ya. Aşırı hani uçak iniyor, yarım saat sonra piste gidiyor falan, ama bir de ben Pendik tarafında kalıyorum. Normalde Sabiha'dan gelsem daha mantıklı olurdu. Ama biz tabii görmek istedik. Cahil kalmak istemedik. Hani biz de hevesimizi almak istedik. Her türlü yani yine gelinebilir, ama işte çok uzak. Buraya da uzak yani. Eminönü de uzak oluyor. Bana Eminönü Sabiha'dan daha yakın. Ama işte ne yapalım. Peki Almanya'dan Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz siz ve Almanya'da yaşayan tüm gurbetçiler? Türkiye yüksek... Gerçi şunu da sormak lazım, sözünüzü kesin. Gurbetçi sözü de doğru bir ifade mi? Gurbetçi sözüyle. Türkiye, şöyle söyleyebilirim. Benim görüşüm yani. Bu, bilmiyorum artık arkadaşlar ne düşünür. Osmanlı geri geliyor ya.
Avrupa'da bir rahatsızlık oluşturuyor mu? Tabii ki. Tabii ki oluşuyor. Ama umurumuzda değil yani, öyle diyebiliriz. Peki Almanya'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye nasıl bakılıyor diye bir soru yöneltmiştim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz her zaman Müslüman olduğumuz için, Müslüman bir halkımız da var Allah'a şükür, her zaman kötü görünüyoruz yani. Ama demek istediğim böyle, onlar bizi hiçbir zaman sevmedi, sevmez de yani. Irkçılık da var zaten her yerde. Bizim Türkler arasında da ne yazık ki ırkçılık var. Kürtler olsun falan, onlar da bizim kardeşlerimiz, abimizdir yani de. Ama işte her yerde o kadar ırkçılık olduğu için, ya ne diyeyim, elinden gelseler yani herhalde bir kaşık suda boğarlar yani. Son dönemlerde Almanya'da da yaşadık, bazı olayları gördük, şahit olduk. İşte terör örgütü yandaşlarıyla bazı çatışmalar. Hiç denk geldiniz mi? Yok, ben denk gelmedim. Ama şöyle söyleyebilirim. Terörü besleyen Almanya'dır yani. Bunu da herkes, bunu Almanya kendisi bile biliyor yani. Halkı da biliyor. Ama yani elimizden gelen bir şey yok yani. Bizim büyüklerimiz var. Onlar bir şey yapamıyorsa biz küçükler susarız yani. Yapacak bir şey yok. En fazla bir tartışma olduğumuz zaman en fazla yani yanımızdan kovarız. Şimdi Almanya'yla ya da Avrupa'nın diğer ülkeleriyle Türkiye'ye kıyasladığınızda teknoloji olsun, işte en son üretilen SİHA'lar, İHA'lar olsun, teknoloji ve diğer alanlarda bir fark görüyor musunuz? Rekabet görüyor musunuz? Rekabet görmüyorum çünkü Türkiye biraz daha üstün olduğu için Almanya son 20 sene çalışmadı. Ha, bunu kendileri de biliyor zaten. 20 sene Almanya'da hiçbir gelişme yok. Almanya öyle kaldı çünkü rahat, sisteme oturduğu için. Ne yeni yollar yapıldı ne bir şey yapıldı yani. En fazla yeni AVM'ler yapılıyor. Bir şehre belki bir tane. Hani burada gördüğünüz gibi her semtte AVM'ler açılıyor yani. Demek istediğim rekabet yoktur. Türkiye ileride ya. İleride. Peki Alman ekonomisi daha çok otomotivle mi ayakta duruyor? Otomobil endüstriyle ayakta duruyor işte, otomobil satışlarla. Ama demek yani Alman ekonomisine zarar gelmez yani. Hiçbir zaman. Sistemi oturtmuş çünkü. Türkiye'de bu eksik. Peki yerli otomobil projesi açıklandığında TOG izlediniz mi? Takip ettiniz İzledim, mi? İzledim, takip ettim. Peki Türkiye'de hoşlanmadınız. Ya şu şöyle olmasın dediğiniz noktalar var mı? Türkiye'de şu olmasın. Vergisi çok ya her türlü. Ya arabanın vergisi gerçekten çok ama herkes araba sürüyor ya. Ben anlamadım yani. Bu gerçekten hani bir de yaşam biraz pahalı ya gerçekten. Hani biz böyle geziyoruz, bir yerlerde yemek yiyoruz, 200-300 milyon hesap bırakıyoruz. Bunu katiyen kimse yapamaz yani. Burada yaşayan adam ne bileyim 3-4 milyar kazansa çok zor olur yani. Biraz ya burada nakit para çok hızlı gidiyor bir de ya. Gerçekten bir aile için zor yani ya. Bir yere bir gidip bir yemek yemesi ailesiyle falan. Bu bahsettiğiniz İstanbul için mi yoksa Türkiye'nin geneli mi? Türkiye geneli çünkü her yerde İskender en az 20 olmuş ya. Ben eskiden İskender yerdim 10 lira verirdim. Şimdi 20, gittiğimiz yerlerde 30, başka yerlerde lüks bir yer varsa 60'a yiyorsun ya. Hani bu fazla ya. Hani burada adamın aldığı maaşına göre fazla. Tabii biz euro ile geldik buraya. Bizim için her türlü karlı yani. 100 olsa da karlı. Ama işte burada oturanlar için gerçekten biraz zor ya. Ya burada bahçe lazım ya. Domates, biber ekeceksin. Öyle gününe bakacaksın. Almanya'da var mı böyle imkan? Var tabii, olmaz mı? Var ama tadı çok başka yani. Peki genellikle işte Almanya'da da yaşam zor derler. Doğru mudur? Bazen tartışmalar olur. İşte Almanya'da da biz zor geçiniyoruz derler. Orada yaşayan vatandaşlar. Ya şöyle söyleyeyim. Almanya'da gerçekten zor geçinme gibi bir kaydı yok herhalde de. Ama Almanya'da kazandığın parayı çoğunu cezaya ödüyorsun. Ya, faturaları ödüyorsun. O var yani. Peki Covid-19 salgını Almanya'yı da çok etkiledi. Siz ne yaptınız o dönem? Orada etkiledi. Bizim açık konuşayım. Yani burada yalan söyleme bizim umurumuza değildi ya. Yani biz normal hayatımız devam etti. Zaten maske zorunluluğu yoktu buradaki gibi. Şimdi duyduğum kadarıyla işte o Münih tarafına gelecekmiş işte. Ya şöyle Almanya umurunda değil. Hale de umurunda değil yani. Orada böyle sayıları saklıyorlar mı artık bilmiyorum. Ölüleri saklıyorlar mı? Yani Almanya'da nasıl olur da Türkiye'den az olur ya? Ama bizim yani burada dışarı çıkma yasağı varken bizim orada millet yüzmeye gidiyordu ya plajlara falan. Yani bilmiyorum, ilginç yani. Türkiye'de ücretsiz Covid-19 testleri yapılıyor. Almanya'da var mı böyle bir durum? Vallahi ücretsiz olduğunu daha hiç duymadım ama neredeyse biz de gidelim. Vallahi biz de gidelim de az sonra biz yapacağız. Havaalanının için yani lazım olabilir. Yok yani ücretsiz şeyde herhalde var ya. Hastanelerde eğer tabii hastaysan. Veyahut da semptom mu diyorlar? Semptomun varsa işte oraya gidiyorsunuz. Covid-19 o var Almanya'da. Onu ben de olmuşum yani. Allah'a şükür negatif çıktı. Peki son olarak neler söyleyeceksiniz Türkiye'ye?
Türkiye'ye geri dönüş yaparım dediniz. Ne zaman yaparsınız? Hangi şartlarda yaparsınız? Ya Allah ne zaman isterse de. Ne zaman varsın? Paramız varsa geliriz ya. Kendimizi kurtarırız. Sorumayı unuttum, bir soru daha var. Avrupa'da başka ülkelere gittiniz mi? Ya da dünyada farklı ülkelere? İngiltere hariç hepsine gittim ya Avrupa'da. İngiltere'ye gitmek nasip olmadı. Belki inşallah o da nasip olur. Öyle yani Almanya, yani Avrupa neresi, her yer aynı ya. Fazla değişen bir şey yok. Pislik, pis yönleri de çok. Ama güzel yerler de var. İşte arkadaş dediği gibi Hollanda falan. Hollanda gerçekten cennet gibi bir yer yani. Peki Türkiye iklimi olsun, doğası olsun Avrupa ülkeleriyle kıyas kabul eder mi? İmkanı yok ya. Türkiye yani. Herkesi sollar ya. Olur mu ya? Burası cennettir ya. Vallahi gerçek cennet burası. Burası gerçekten cennet ya. Kimse öyle şey diyemez yani. Şu an dedim olduğumuz yer İstanbul, dünyanın galiba en güzel şehri yani. Hani ben doğayı bile kastetmiyorum. Bir Karadeniz'e gittiğiniz zaman istediği yer gelsin ya, hiç fark etmez yani. Herkesi sollarız dünyada. Peki siz Alman dostlarınıza, arkadaşlarınıza Türkiye'yi gidin, gezin diye? Çok dedim. Çok dedim. Ya çoğundaki problem şeye geldiler bunlar yani, Antalya taraflarına, Muğla işte ve hatta işte İzmir. Ama İstanbul'u fazla kişi tercih etmedi çünkü yoğun olduğu için, kalabalık. Ama gelenler de her zaman kesin yine geldi yani. Evet. Kesinlikle. İstanbul'a gelen her zaman yine geldi yani. Çünkü izin yapıyordu, tatilini yapıyordu bir veya iki hafta. 3-4 gün buraya alışverişe geliniyordu yani. Buradan da Almanya'ya devam yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Bu hava durumunda falan. Havaya getireceğiz. Yani. Havaya bozduk bir kere. Hava bugün bozuk. Biz de bu havayı havayla bozduk. Tamam abi. Avrupa'da hava işte dediğim gibi İskandinav ülkelerinde mesela biraz daha yağış. İngiltere'de hep yağış olduğu söylenir yani. Ya İngiltere'ye hiç gitmedim abi. Daha nasip olmadı. İnşallah gideceğim. İngiltere... Ya benim memleketin gözü işte benim memleket gibisi yok. İşte Antalya'ya gider denize girerim. Şuraya gider kayak yaparım. Avrupa'da var mı bu? Ya da bunu Avrupa'da özlüyor yok musun? Yok abi. Yok 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 yok. Bu Türklere has bir şey ya. İşte ya memleketin gözünü seveyim dediniz oluyor mu? Her zaman, her zaman abi. Vallahi. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda lafı. Gerçekten dolu bir laf yani. Tam sözünün eri bir laf yani. Peki Çorum'da havalar nasıl geçiyor? Çorum'un akşam sert olur abi. Böyle tişörtle gezersin gündüz. Akşam serin bir mont giymen lazım yani. Serin olur, gece serin olur Çorum'da. Hadi biraz da Çorum'u konuşalım istersen. Konuşalım abi Çorum'da. Çorum'da ne gibi değişimler gördünüz? Sadece bina mı? Parklar dersek eğer, yine çok güzel parklar yapılmış. Büyük bir kent park diye bir park yapılmış. Yani çok güzel. Gittiğimizde, gördüğümüzde çok beğendik. Biz yani ben Almanya'da böyle güzel parklar çok görmedim yani. Çok güzel. Çorum'u ben seviyorum ya. Anadolu şehridir. Arkadaşlar da gitmiş Çorum'a, beğenmişler yani, bir iyi bir hesap muhabbeti olmuş. Yüklü bir miktarda hesap ödemişler ama bu oluyor ya. Bu öyle sürprizler olabiliyor. Almancılığın getirisi bunlar işte. Oluyor. Almanya'da oluyor mu öyle sürpriz hesaplar? Hayır, hayır. Almanya'da öyle yok, senin saçın güzel, senin sakalın değişik deyip de hesabı bir, onu yüz yapmak diye bir şey yok yani. Onlar Türkiye'ye yine has bir şey ama güzel yani. Şu maskeyi çıkarayım abi, valla daraldım. Bu Alman usulü ne? Abi Alman usulü, Almanların eşleri her zaman kendi keseleri ayrıdır. Bizdeki gibi işte adamda yoktur kese. Adamlar kendi şeyiyle öderler, kadınlar da kendi şeyiyle öderler. Öyle yani, adamların hiç şeyi olmaz yani. Hep ayrı olur kasaları falan. Her şeyi ayrı olur yani. Peki bu eşler arasında bir sıkıntıya sebep olur mu? Yok abi, adamlar eşitliğe çok değer veriyor. Hani bu konu biraz kötü yerlere gidebilir. Fazla gitmeyeyim buna. Çok rahatlar yani. Sabah iş yerine gideriz mesela. Anlatırlar ya. Her şeyi anlatırlar. Gerçek anlamda her şeyi anlatırlar yani. Ya peki işsizsin. Hiç işsiz kaldığın dönem oldu mu? Var. Arkadaşlarımız var yani. Ben kalmadım. Biz Allah'a şükür çalıştık. Biz babasız büyüdük abi. Biz aç kalmak gibi, yani işsiz kalmak gibi bir lüksümüz olmadı. Ama bazı arkadaşlar işte babasının durumu iyi oldu. Çalışmadı. Rahat yaşadı. Onlar şimdi çalışmadığın zaman da rahatsın abi Almanya'da. İşsizlik maaşı yüksek yani. Adamlar maaş veriyor sana, bağlıyor maaşı. Ondan sonra rahatsın yani. Sıkıntı yok. Kira, kendi dairene çıksan kiranı, elektriğini, suyunu, her şeyini ödüyor adamlar. İş bulman için sürekli her ay mektup gönderiyorlar. Benim bir arkadaşım var abi, şöyle anlatayım ufak. Bunu bir iş buluyorlar bu arkadaş. Kendisi kaynakçı. Bir firma buluyorlar. Gel burada çalış diyorlar. Bir git görüş, mülakata. Gidiyor diyorlar, soruyorlar. Sen sabahları işe zamanında gelir misin? Yok diyor. Ben zamanında gelmem diyor. İşte istirahat alırım. Ben çok hastalanırım diyor. İşte ne, biz seni niye alalım? Almayın beni. Ben iyi değilim diyor. Yani şey, işsizlik, adam kendisi istemiyor. İşsizlik maaşı almak için bahane mi üretiyor? Aynen öyle yani. Adam bir sene işsizlik maaşımı tam alayım diye. Öyle şey yapıyor yani. Buna bir yaptırım var mı peki?
Yok, yaptırım yok. Almanya o zaman Türkiye'den daha rahat. Yani Alman devletini abi. Kurallar var dedin ama. Alman devletini kandıran çok abi. Çok rahat kandırıyorsun yani. Alman devletini yani bu oyunda bak bulma muhabbeti var ya aynı o şekil devletin sisteminde çok şey bulabiliyorsun yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. İyi günler. Söz Milletin programında milletimize mikrofon uzattık. Yağmuru konuşmak istedik. Tabii konu konuyu açtı. Farklı konular konuşuldu. Bu bölümü de böyle tamamlamış olduk. Yeni bir Söz Milletin programında görüşünceye kadar hoşça kalın.